Geçen derslerde ilk trigonometrinin 11. sınıf kısımlarını halletmiştik. Şimdi artık toplam fark ve yarım açıya rahatlıkla geçebiliriz. Zaten gördüğümüz şeyler ama üzerinden bir daha geçip ben size sorular çözeceğim güzel bir şekilde. Sonra da 12. sınıfın bence trigonometride en güzel tarafı olan denklemlere bakacağız. Orada artık bütün yorumlarımızı kullanacağız. O yüzden yarın yapacağımız ders de o anlamda önemli. Toplam fark formülleri ve yarım açı formüllerinde arkadaşlar kesinlikle e, şeyleri bilmemiz lazım formülleri yani çıkış şekilleri zaten böyle çıkış şekillerini düşünmek çıkma yorumlarını ezberlemeye çalışmak şunları ezberlemekten daha zordur e, zaten dönüşüm ters dönüşüm gibi böyle eski formüllerde olmadığı için bu kadar formül benim gözümde hiç büyümü, büyümüyor açıkçası bir de kolay formüller kos formülü biliyorsunuz kos kos sin sin şeklinde Sin formülü de sin kos sin kos şeklinde, kos kos sin sinde eğer arada artı varsa gördüğünüz gibi burada eksi oluyor, eksi varsa artı oluyor. Sinde artı ise artı, eksi ise eksi. Sadece neye dikkat ediyoruz? Ee, x ve y yer değiştiriyor bakın, sin x kos y, sonra sin y kos x oluyor. Arada eksi olduğunda da eksi. Tan x artı y de tan x artı tan y bölü. bir eksi tan x çarpı tan y idi. Yarım açıları ben burada birazcık daha önemsiyorum. Toplam farkı zaten kullanıyoruz ama yarım açı ile ilgili çok güzel sorular geldiği için burayı biraz daha önemsiyorum. Yoksa diğeri önemsiz olduğu için değil. Yarım açılarda özellikle kosinüs formülüne dikkat etmenizi isterim. Çünkü burada arkadaşlar biliyorsunuz 3 e, tane kosinüs formülü var. Kosinüs 2x ya cos kare x sin kare x'tir. Ki temel çıkış noktamız zaten bu. Neden? Cos x artı x'tir bu. Dolayısıyla formülde yerine yazınca işte cos cos sin sin yapınca gerçekten cos kare x eksi sin kare x olduğunu görüyoruz. Sonra artık sin kare x gördüğünüz yere 1 eksi cos kare x yazarsanız gördüğünüz gibi eksi eksiden 2 cos kare x eksi 1 geliyor. Eğer cos kare x gördüğünüz yere 1 eksi sin kare x yazarsanız da 1 eksi 2 sin kare x geliyor. En azından işte şu temel formülü bizim için önemli. Bu üçünü de kullanıyoruz kesinlikle biliyorsunuz sorulardan. Hangisi o an işimize gelirse onu kullanmalıyız. Özellikle bu birler bizim için çok önemli. Birler arkadaşlar biliyorsunuz aslında ta nereden beri önemli? Şuradaki bakın 1 eksi 2 sin x cos x mevzusundan beri önemli. Çünkü biri biz ya sin kare x artı cos kare x diye kullanırız ya tan x çarpı kot ya da işte bu yarım açılarda kos kare şey kos 2x yerine kullanırız arkadaşlar. Mesela burada normal ne diyoruz? Sin kare x artı kos kare x'tir. Bir de yanında eksi 2 sin x kos x olduğu için aslında sin x eksi kos x'in parantez karesi oluyordu. Şimdiki birin nasıl bir önemi olacak? Artık bazı sorularda şöyle bir eksi Cos 2x göreceğiz biz mesela. 1'den kurtulmak için burada ne yazacağız? 1 eksi sin kare 2 sin kare x yazacağız. Böylece 1 eksi 1'den sıfır olacak. 2 sin kare x kalacak. Ya da arkadaşlar yine aynı şekilde bazen 1 artı cos 2x olacak. Bunun yerine biz 2 cos kare x eksi 1 yazacağız ki birler gitsin. Bu şekilde de anlamı burada önemli arkadaşlar bizim için sin 2x çok kolay. 2 sin x çarpı cos x'ti. Sorularda x'in x bölü 2'nin 2 iki katı olduğunu unutmamak lazım. Bazı sorularda sonuçta 2x, 4x değil. x karşımıza gelecek 2 katı açı olarak. Bakalım şimdi buna göre sorulara arkadaşlar. Bu bilgiler zaten normal aslında kuralları size okudum bir nevi. Müthiş bir şey söylemedim. Şimdi 1 eksi sin 2x'in karekökü, 1 artı sin 2x'in karekökü, kök içinde cos 2x, 2x artı 1 verilmiş. Şimdi 1 eksi sin 2x ne diyeceğiz işte orada? Hemen kısaca sinüs kare yazmayayım, s kare yazayım. s kare artı c kare eksi 2sc arkadaşlar. Sin 2x, 2 sin x çarpı cos x olduğu için. Bunun karesi, kare kökü, sinüs artı değil, buradaki eksiymiş. Sinüs eksi kosinüsün karesinin kare kökü oldu. Dolayısıyla sin x eksi cos x'in mutlak değeri. Aynı şekilde sağdaki de o zaman sin kare x artı cos kare x artı 2 sin x çarpı cos x olduğu için o da mutlak değer içinde sin x artı cos x oldu bakın ikincisi. Bu şekilde artık neye dikkat edeceğiz? 0 ile pi bölü 4 arasındaymış. 0 ile 45 arasında arkadaşlar hemen bir örnek düşünün unutursanız. Sin 10 eksi cos 10. Koson gördüğüm yere sin 80 yazarım. Sin üstte 0'dan 90'a doğru artıyordu. O yüzden sin 10 eksi koson negatif bir sayıymış. Benim bunu o zaman ne yapmam lazım? Eksiyle çıkararak, çarparak çıkarmam lazım. Böyle çıkar. Sonra zaten ikisi de pozitif olduğu için 0 ile 45 arası olduğu gibi çıkar. Sin x, cos x. Artık burada sin x'ler gitti. Pay arkadaşlar 2 cos x oldu. Gelelim paydaya. Paydada da neye dikkat edeceğiz? İşte burada 1 olduğu için 2 cos kare x eksi 1 artı 1 diye yazarsam 1'ler gider arkadaşlar. O da kök dışına çıkarken kök 2 cos x olarak çıkacak. Böylece cevabımız kök 2 olacak. En klasik sorulardan bir tanesi bakın. İlk 4-5 soruyu zaten bu klasik sorulara ayırıyorum genelde. Bir hatırlayalım diye. Bakalım şimdi dördüncü soruya. Kafanıza yatmayan bir şey olursa lütfen sorun arkadaşlar. Şimdi ne demiş? A artı B artı C eşittir 2P'ye eşitliği veriliyor diyor. Kosu artı kos B çarpı kos C eşittir sıfır olduğuna göre tam B çarpı tan C sonucu nedir diye sormuş bize. Şimdi A artı B artı C madem 2 pi, o zaman şurada da kos B çarpı kos C var ya acaba bunu ben nerede görüyorum? Kos B artı C kos B eksi C'de görüyorum haliyle ben ne yapayım? A'yı arkadaşlar şöyle yazayım. Ee, B artı C 2 pi eksi A'dır. Her iki tarafın kosinüsünü alırsak kos B artı C kosinüs 2 pi eksi A olur ki bu da ne yapıyor? Kos A yapıyor. O zaman ben kos A gördüğüm yere kos B artı C yazacağım gördüğünüz gibi. Bundan sonra durum ne olacak? Cos B çarpı Cos C araya eksi geliyordu. Sin B çarpı Sin C artı Cos B çarpı Cos C eşittir sıfır. O zaman buradan iki tane Cos B çarpı Cos C eşittir Sin B çarpı Sin C oldu. Şimdi benden tan B tan C'nin çarpımını istiyor. Her iki tarafı zaten Cos B Cos C'ye bölersek bakın ne oldu? Burası gitti sol taraf. Sağ tarafta sin b cos b tan b ve yine sin c cos c tan c oldu. 2 eşittir tan b çarpı tan c diyebiliriz. Bakalım şimdi bu soruya. Bu türünden soruları biliyorsunuz. Her konuda var arkadaşlar. Burada da var. Şimdi tan 10 verilmiş. Tan 70'in x türünden değeri nedir diye soruluyor. 11. sınıf kısmında genelde arkadaşlar malum Toplamları 90 mı, toplamları 180 mi, 270 mi, 360 mı diye kontrol etmeye çalışıyoruz. Ama şimdi burada bunları istediğiniz kadar toplayın, çıkarın, farklarını alın. Bir türlü o klasik 90'ları falan elde edemeyiz. Ancak burada şöyle bir şey yaparsanız, tanon arkadaşlar, tanon değil de tan 20 olsa, şu da zaten tan 70 işte. Ee, ne olur? Kod 20 olur değil mi? Tan 70'te. O zaman bakın şöyle bir şey görüyorum. Bana sordu tan 70 kod 20'ye eşit. E, tan ondan yararlanarak tan 20'yi bir bulsam tamam işte. Tan 20 çarpı kod 20 zaten 1'dir. O zaman kod 20 arkadaşlar 1 bölü tan 20 olduğu için benim aslında soruda neyi bulmam lazımmış? Tan 20'yi bulmam lazımmış. Tan 20'yi de nasıl bulacağız? Formülü hemen hatırlayalım tan 2x eşittir 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x'tir. Dolayısıyla burada tan 10'dan yararlanarak tan 20 ne gelecek? 2 tan 10 bölü 1 eksi tan kare 10. Tan 10 arkadaşlar x verilmiş soruda. Demek ki 2x bölü 1 eksi x kare. Biz şu an tan 20'yi bulduk. Ama soru bizden ne istiyordu? Kod 20. Kot 20 de tan 20'nin tam tersidir bakın. Demek ki cevabımız yani kod 20 yani en başta sorduğu tan 70 eşitmiş ters çevireceğiz. 1 eksi x kare bölü 2x oldu. Altıncı sorumuz sin kare 7 kos kare 7 8 ile çarpılmış bir de 1 çıkarılmış. Şimdi bir kere zaten sin a kos a bana hemen ne hatırlatıyor? Sin 2 a'yı. O yüzden bakın bunu bir 2 çarpı 4 sin kare 7 cos kare 7 şeklinde görürsek sin 7 çarpı cos 7 bir de bunun iki katının karesi alındı bakın burada bir nevi. O zaman 2 sin 7 çarpı cos 7 nedir? Zaten arkadaşlar sin 14'tür. Bir de karesi alındığı için 2 sin kare 14 eksi 1 eşittir a. Bizden sin 62'nin değerini istiyor. Bu arada 2 sin kare 14 eksi 1 bize neyi hatırlatmalı hemen? Eksi parantezinde 1 eksi 2 sin kare 14'ü hatırlatmalı. 1 eksi 2 sin kare 14 nedir arkadaşlar? Kos 28. Eksi kos yani 28 A'ymış. Yani kos 28 eksi A'ymış. Bu arada sin 62 arkadaşlar toplamları 90 olduğu için neye eşittir? Kos 28'e. Demek ki sin 62 cos 28 cevap kendiliğinden eksi a geldi. Temel bilgilerle yapacağımız tabii ki sorular var. Bu arada zaten sorulardan işte konulardan daha doğrusu arkadaşlar en az ikişer tane soru geleceği için genel itibariyle. E, trigonometriden de şimdi normalde 3 soru geliyordu. Hadi o 4 olsun şimdi limit türev integral çıkmayınca. 4 sorunun tabii ki klasik sorular olacak. Onlara hemen cevap atmamız lazım ki Biraz zor sorularda e, zihnimizi yormamız gerekiyor çünkü. Bunları hızlı bir şekilde yaparsak diğerlerinde düşünme e, enerjimiz de kalır, süremiz de kalır yeterince. 33a pi verilmiş. Cos a, cos 2a, cos 4a, cos 8a, cos 16a'nın çarpımı nedir diye soruluyor. Şimdi burada aslında zaten e, bunlar bakın a, 2a, 4a diye gidiyor arkadaşlar. Şimdi bana hemen burada bu neyi hatırlatıyor? Sina çarpı kosa'yı hatırlatıyor. Eğer burada iki sina olsaydı, bakın iki sina çarpı kosa neye eşit olacaktı? Sin 2 a'ya. Ama yok, geri siliyorum o yüzden. İki sinaya bölüyorum. Dolayısıyla artık şu kısım arkadaşlar, pembe ile taradığım kısım ne oldu? Sin 2 a oldu. Sonra yine aynı şekilde şu sin 2a çarpı cos 2a önünde bir 2 olsaydı ama yok bölüyorum. Böylece bu da neye eşit olacaktı? Sin 4a'ya. Şimdi artık bu da gitti böyle. Sin 4a çarpı cos 4a arkadaşlar önünde 2 olsaydı ama yine yok. Bölüyorum bakın aşağıda. Dolayısıyla bu da neye eşit olacaktı? Sin 8a'ya eşit olacaktı. Sin 8A çarpı cos 8A önünde 2 olsaydı ama yok yine çarpıyorum paydayı o yüzden. Bu da arkadaşlar sin 16 olacaktı. En son sin 16 çarpı cos 16 2 olsaydı sin 32A olacaktı. Yine 2 olmadığı için en son paydaya bir daha çarptım arkadaşlar. Böylece yukarısı sin 32A aşağısı da 8, 16, çarpı sin a. Hatta 32 olmuş. 32 sin a oldu arkadaşlar. Şimdi artık neyi kullanacağız? 33a 180 dereceye eşit olduğu için bunların da toplamları 180 olduğu için ne diyorduk? Toplamları 180 olanlar da sinüs alfa, sinüs 180 eksi alfa'ya eşittir. Bunlar da sadeleşti. Gördüğünüz gibi cevap 1 bölü 32 geldi bu şekilde bakın. Bir tane daha klasik soru göstereyim burada. Hatta iki tane daha sonra yorumlarımıza geçelim. Şimdi bakın. 1 bölü cos 75 artı kök 3 bölü sin 75 diye bir sorumuz var. Normalde şu an özel bir şey yapamam. Payda eşitlerim önce. Sin 75 artı kök çarpı cos 75 bölü sin 75 çarpı cos 75. Önünde iki yok. Biz çarpalım, bölelim o zaman. Pardon. Heh, şöyle. Bu arkadaşlar 2 sin 75 çarpı kos 75 sin 150'dir. Sin 150 neye eşittir? 1 bölü 2'ye. O zaman 1 bölü 2'de ters çevirdiğimiz için 4 parantezinde sin 75 artı kök 3 kos 75 oldu. Şimdi buradan yararlanarak neyi söyleyeceğiz artık? Bu biraz ezber soru modeliydi. Hatta denklemlerde daha çok karşımıza çıkıyor. Sin 75 kök 3 kos 75 kök 3'ten yararlanarak şuraya tan 60 diyoruz. Eğer kök 3 değil de 1 bölü 4 gibi bilmediğimiz bir oran olsa o zaman da tan alfa derim. Yapacak bir şey yok. Burada biliyoruz o yüzden tan 60 diyorum. Sonra da arkadaşlar buradan 4 sin 75 artı tan 60 çarpı kos 75 oldu. Payda eşitlersek sin 75 şurası sin 60 bölü kos 60 olduğu için sin 75 çarpı kos 60 artı sin 60 çarpı kos 75 olur. Aşağısı da arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi kos 60 oldu. 4 zaten duruyor. Şimdi kos 60'da da neyi biliyorum ben kos 60'da da? 1 bölü 2'dir kos 60. O zaman 1 bölü 2'yi ters çevirirsek 8 oldu. Bu da gitti artık. Sin 75 kos 60, sin 60 kos 75 de bana neyi hatırlatıyor hemen? Sin 135'i hatırlatıyor. Sin 135 de arkadaşlar, çünkü toplam formülü bakın sin a kos b, sin b kos a o yüzden. 8 çarpı 1 bölü kök 2'den cevabımız 4 kök 2 gelmiş oldu bakın. Formülleri bilmemiz o yüzden çok önemli. Sonuçta biz burada dümdüz formül yaptık şu ana kadar. Ekstra aşırı derecede bir yorum katmadık. Bakalım şimdi. Pardon. Evet. Alfa da araç olmak üzere sin alfa çarpı kos alfa değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi bir kere sin alfa çarpı kos alfa tek tek tabii ki değer vermeyeceğim burada. Şunu düşüneceğim. 2 sin alfa kos alfa olsaydı bu sin 2 alfa olurdu. O yüzden paydaya sin 2 alfa bölü 2 olacak şekilde 2'yi yazdım. Niye böyle yapıyorum? Mümkün olduğunca tek bilinmeyen bizim için çok önemli. Özellikle yarın yapacağımız yerde arkadaşlar trigonometrik denklemlerde dikkat etmemiz gereken mevzu nedir? Tek bilinmeyeni indirebilmek mümkün olduğunca soruları. Burada da o yüzden böyle yaptım. Sinüsün alacağı değer zaten arkadaşlar nedir? Eksi 1 ile 1 arasındadır. Dolayısıyla bunun eksi 1 ile 1 arasında değerler aldığını unutmamak lazım. Şimdi buna göre o zaman sin 2 alfa eksi 1 ile artı 1 arasında değerler alıyorsa sinüs 2 alfanın yarısı da eksi 1 bölü 2 ile artı 1 bölü 2 değerleri alır arkadaşlar. Buna göre bu şartı sağlamayan ne oluyor? 1 bölü 2'den büyük veya eksi 1 bölü 2'den küçük zaten şıklarda negatif yok. Bakın 3 bölü 5 1 bölü 2'den büyük. Zaten eğer sin 2 alfanın yarısı 3 bölü 5 olursa sin 2 alfada ne olur? 6 bölü 5. Bu yüzden cevap olmaz ki şu aralığı bile sağlaması yeterli normal dümdüz eşitsizlik yapınca. Bu şekilde hafif bir yorum yapmış olduk. Kafanıza yatmayan bir yorum olursa lütfen sorun arkadaşlar. Bugün zaten az kişi olduğumuz için e, çok da batmaz yani birisinin soru sorması diğerlerine. Bakın şimdi e, bir şekil sorumuz var ki trigonometride biliyorsunuz sınavda da şekilde geometri trigonometri soruları oluyor. ABCD dik yamuk verilmiş. BE CE'nin 3 katı diyor. Bu arada bence yamuk olduğu için biz lazım olur diye bulabilir miyiz bir bakalım orayı. 2 burası, 4 burası, 2 burası, sonra şurası arkadaşlar 6, şey 8 pardon, burası 4. Lazım olursa CB 4 kök 5 kenarda dursun tamam mı? Şimdi BECE'nin 3 katı demiş arkadaşlar. Kök 5 işte burası da 3 kök 5 olarak dursun. D, A4 falan filan kenarları vermiş. Bizden tan alfanın değerini istiyor. Şimdi tabii burada arkadaşlar aslında yapacağınız bir sürü şey var. Ben onlardan birini seçeceğim. Bana kolay geleni seçeceğim daha doğrusu. Bakın şimdi burada ee ben alfayı toplam farktan yararlanarak bulayım. Hem bugüne uygun bir çözüm olsun. Bakın şimdi şu 4 olduğu için Orada da 3'e 1 oranı olduğu için ben şöyle bir CH diki çekeceğim önce. Genel yamukta yaptığımız şey. Sonra E'den de çekeceğim. Bu da EH üssü olsun. Şimdi temel benzerlik küçüğün tamamının oranı 3 bölü 4 değil mi? O zaman EH üssünün de EH'e oranı 3 bölü 4'tür. CH 4 olacağı için dikdörtgenden dolayı EH üssüne de 3 kalır bakın. Temel benzerlik 3 bölü 4. Şimdi Bundan sonra artık neye bakacağız? Yine aynı şekilde 2. Benzerlik işte şurasının tamamı normalde 8. Burası da 6 oldu. Yine burası da 2 oldu. İster Pisagor'dan gör, ister benzerlikten gör. Şimdi şu açıya beta dersem arkadaşlar bakın. Şöyle yapayım. Pembe ile taradığım şu üçgende ben şunu yapacağım. Tan alfa artı betayı biliyorum. Kaç? 4 bölü 2'den 2. Sonra arkadaşlar A, E, H üssü üçgeninde tam beta da neye eşit? 3 bölü 4. Doğru mu? Şu üçgenden bahsediyorum. E, H üssü A'dan. 1 bölü 4 değil mi hocam? 1 bölü 4 mü? Niye 1 bölü 4? Yo. 1 bölü 4 olmuyor. 3 bölü 12'den. Neresi 3 bölü 12? Tam beta hocam. Yanlış mı görüyorum yoksa ama 12 değil mi şurası? Şimdi bak şöyle. 4. E, şimdi taban 11'imdi. Tabanın tamamı 11'imdi zaten. AB Biz ne yaptık? Tamam hocam tamam an anladım tamam. indirdik 2, 2, 6 oldu. Şimdi bundan dolayı Tanjant beta da 3 bölü 4. Artık ne yapacağız arkadaşlar? Ben toplam fark kullanmak istiyorum bugünkü konumuza binaen. Tan alfa artı beta eksi beta bana tan alfayı veriyor. İşte burada tan alfa artı betayı bildiğim için ve tan betayı bildiğim için toplam fark formülünden yararlanıyorum. Formülümüz neydi? Tan alfa artı beta eksi tan beta bölü 1 artı tan alfa artı beta çarpı tan beta. Bakın formülde yazdım ki hem görün. Şimdi artık tan alfa artı beta neydi? 2. Tan beta neydi? 3 bölü 4. Bölü 1 artı 2 çarpı 3 bölü 4. Yukarısı 2 kere 4, 8, 5 bölü 4. Aşağısı 2 kere 3, 6, 10 bölü 4. Böylece bakın 1 bölü 2 geldi arkadaşlar tan alfa değil. Dediğim gibi burada iki ve hatta üçüncü yol da var ama toplam farktan da böyle bir görmüş olalım. Arklıları geçen dersi yapmıştık. Şimdi ona bir ek. Toplam fark sorusu bakın. Arktan m artı 1 bölü 3 artı arktan m eksi 1 bölü 3 pi bölü 4 yani 45 dereceymiş. Bir kere arklı sorular zaten şudur. Bu alfa, bu da beta. Kenarda dursun alfa artı beta arkadaşlar 45 derece. Şimdi ne yapacağız burada? Diyeceğiz ki tan alfa en klasik arktan yorumumuz. Tan alfaya hemen m artı 1 bölü 3 demek. Tan beta'ya da arkadaşlar hemen m eksi 1 bölü 3 demek. Böylece e, yine alfa artı beta'nın 45 derece olduğunu bildiğim için tan alfa artı beta'yı yazacağım. O da m artı 1 bölü 3 artı m eksi 1 bölü 3 bölü. 1 eksi m artı 1 bölü 3 çarpı m eksi 1 bölü 3 eşittir. Alfa artı beta 45 olduğu için tabii ki cevap 1 olacak böyle. Şimdi artık buradan dolayı 1 bölü 3'ler gitti. 2m pay. Pi. E, payda da arkadaşlar 2 kare farkı olduğu için m kare eksi 1 bölü 9'dur. Yani 10 bölü 9 yapıyor değil mi? 10 bölü 9 eksi m kare eşittir 1. Buradan yararlanarak artık içler dışlar çarpımı 2m eşittir eksi m kare artı 10 bölü 9. m kare artı 2m eksi 10 bölü 9 eşittir 0. Bizden m'nin alacağı değerler toplamı soruluyor. Tabii ki eksi b bölü a'dan yararlanırsak eksi 2 olmuş oldu. m'lerin alacağı değerler toplamı. İkinci derece denklemiyorum orada da ufacık. Bakalım dokuzuncu soruya. abc üçgeninde AD sin alfa, B'de kos alfa, tan Y'de AB verilmiş. Tan X artı Y 3 olduğuna göre tan alfa nedir diye sorulmuş. Bakın şimdi şu sin alfa ve kos alfa böyle bana şeyi hatırlattı. Birim çemberde böyle yaparız, buraya alfa deriz, burası 1 olduğu için kos alfaya sin alfa deriz ya. O zaman bu yorumu yapayım. AB 1 olsun. Tamam mı? Böylece AB1 olursa gerçekten bakın şuraya da alfa dersem işte gördüğünüz gibi kos alfa ve sin alfa olur BD ve AD uzunluğu. Biraz bunu görmemi istiyor soru. Şimdi e, burada artık alfa ile X'in toplamı da böylece 90 derece geldi. Tan X artı Y'de 3'müş bizden alfayı istiyor. O zaman tan Al x gördüğüm yere ben alfa yazayım. Ne yazalım x gördüğünüz yere 90 eksi x. O zaman 90 eksi alfa pardon, 90 eksi alfa artı y eşittir 3 yazdım bakın gördüğünüz gibi. Burada da e tanjant 90 eksi alfa artı y şöyle yazarsak eksi parantezini alıp bu bana neyi hatırlatmalı? 90 Birbirinin 90'a tamamladıkları için kotanjant. Yani kotanjant y eksi alfa 3'müş arkadaşlar. Artık ben tabii kotanjantın özel formülünü ezberletmiyorum. Ezbere bilen olabilir ama ben şey yapıyorum. Kotanjantı bilmek yerine tanjantı buluyorum, ters çeviriyorum. O zaman diyorum ki tanjant y eksi alfa da 1 bölü 3'müş. Buradan yararlanarak artık şeye geçiş yapabiliriz, tan alfaya. Bakın çevirdim, kot formülüyle değil, tam formülüne geldim. Ee, bizden şimdi alfayı istiyor. Biz tan y'yi de bilmiyoruz gibi görünüyor. Yok aslında biliyoruz şöyle. Tan y'yi ab olarak vermiş. ab arkadaşlar o zaman ne oldu? Bir birim dedik. Haliyle ben y'yi bir nevi 45 derece kabul etmiş oldum. Bunda hiçbir sorun yok. Sonuçta oran sorduğu için sayı verebiliyoruz. Onda bir problem yok. Zaten dediğim gibi şu sistemin olması için buranın bir olması gerekiyor. Dolayısıyla ister tan y'ye göre orayı, istersen de artık tan y'yi ab bulduğumuz için y'nin 45 derece olduğunu gör. Tan 45 eksi alfa 1 bölü 3 olsun. Böylece tan 45 1 eksi tan alfa bölü 1 artı 1 çarpı tan alfa. Gördüğünüz gibi neydi formülümüz? Tan, a, e, tan alfa eksi tan beta bölü 1 eksi 1 artı tan alfa çarpı tan betaydı. Eşittir 1 bölü 3 yaptı. Buradan da içler dışlar çarpımı yaparsak tan alfaya t diyeyim şimdi. 3 eksi 3 t eşittir. 1 artı t'den 2 eşittir 4 t. T de arkadaşlar 1 bölü 2 gelmiş oldu. Bizden neyi istiyordu? Şunu düzelteyim o zaman 1 bölü 2 yapalım. Var mı burada sormak istediğiniz bir şey? Bunu da böyle halletmiş olduk. Gelelim şimdi şöyle bir şekilde soruya. Ha bir dakika gelmeyelim. Tam 17.35 arkadaşlar. Bir 5 dakika mola verelim. Tam 40 geçe tekrar başlayalım olur mu? Genelde malum bir ara vermek lazım. 35 dakikada olmuş. Gerçi bir 5 dakika konuştum ama. Duralım burada. 40 geçe ben tekrar dönüyorum arkadaşlar. Tam orada başlayacağım. Görüşürüz. Evet kaldığımız yerden devam edebiliriz arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. Şimdi bakalım. Şekil 1'de yere dik olan direğe AB halatı bağlıdır. Şekil 2'de halatın genleşmesiyle direk alfa derece dönerek yana yatmıştır. Bu durumda halatın yer ve direk ile yaptığı açılar beta ve teta'dır. Sin alfa eşittir 1 bölü 4, sin beta eşittir 3 bölü 4 olduğuna göre sin teta nedir demiş. Şimdi bu direk arkadaşlar alfa derece dönüyor değil mi? Direk dönüyor. Şöyle bir duruma gelmiş. İkinci durumu ben şekil 2'yi size bir daha çiziyorum böyle bir nevi. Alfa kadar döndüğü için böyle yaptım. Yeni hali AB üstü de işte. Şu AB üstünde böyle göstereyim. İşte görüntümüz bu arkadaşlar. Bu şekilde. Ve beta burası. Teta burası. Şu zaten direkt tabana dik olduğu için ilk etapta orası da 90 derece. Şimdi şura pardon şu tetayı düzelteyim mi? Şurası tetaymış. Böylece bakın aslında bir üçgen çıktı ortaya. A şuraya C yazayım. Buraya da B üssü yapayım. ACB üssünün iç açılar toplamı 180 derece. Bir açısı alfa artı 90, bir açısı beta, bir açısı da teta arkadaşlar. Eşittir 180 derece. Böylece Burada neyi görmüş olduk? Teta eşittir. Diğer tarafa atarsak 90 eksi alfa eksi beta oldu. Doğru mu? Haliyle sin teta dediğimde neye eşit olacak? Sin 90 eksi alfa eksi beta. Yani sin teta arkadaşlar 90'a tamamladığı için bakın burası kosa alfa artı beta olmak zorunda. Benden kosa alfa artı betayı istiyormuş aslında soru. Böylece sin alfa 1 bölü 4 ise hemen ufak bir dik üçgen çizersin en kötü. 1, 4 burası böyle kök 15 olur. Yine beta çiz e, gösterirsek 3, 4, 16'dan 9 çıktı. O zaman burası da kök 7 olur bu şekilde. Şimdi e, ne yapacağız bundan sonra? E, ne demiştik? Bakalım cos alfa artı beta. Neydi cos alfa artı betanın formülü? Cos alfa çarpı cos beta eksi sin alfa çarpı sin beta. Böylece cos alfa kök 15 bölü 4. Cos beta arkadaşlar kök 7 bölü 4. Eksi sin alfa 1 bölü 4. Sin beta da zaten 3 bölü 4 verilmişti. O zaman kök 105 eksi 3 bölü 16 yapıyor. Eğer evet işlem hatası görünmüyor. Yani böyle kök 105 eksi 13 bölü 16. Sadece biraz şey gıcık. Sayı gıcık. Gördüğünüz gibi aslında çok böyle ahım şahım bir yorumu yok. Normal düzgünce bazen ben diyorum ya işte hani ana şekil üzerinde çalışıyorum ki şu şekli elde etmek için hem görselliği de biraz kendim ayarlayayım daha iyi göreyim diye. Sonra kendiliğinden her şey geldi. Şimdi devam edelim. Bakalım ne diyor. Cos x eksi sin x eşittir. Kök 2 sin x olduğuna göre cos x artı sin x toplamının eşit aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar e bazen şöyle soru soruyor bunun gibi. E logaritmada oldu bu trigonometride de oldu. Siz şimdi cevabı buluyorsunuz tamam mı? Bir tane cevap bir bakıyorsunuz, "Aa o şıklarda yok." Eğer soru hatalı değilse orada cevabı biraz revize etmek lazım. Bunda da farklı kendiniz yaptığınız zaman farklı bir cevap bulabilirsiniz ama şıklardan istenene göre hareket edeceğiz. Soru hatalı olmadığı için ona da dikkat etmemiz lazım. şimdi bakın cos x sin x kök 2 sin x'e eşit. Burada bu kök 2 çok sevimli gelmediği için cos x eksi sin x sin x burada ben e, bir kare alacağım arkadaşlar açıkçası. Deneyeyim bakayım bir. Bir de orada hani hem kök 2 sin x oluyor 2 katı hem sin 2 x falan bir şey elde edebiliriz belki. Cos kare x artı sin kare x eksi 2 sin x çarpı cos x eşittir 2 sin kare x. Aslında güzel bir şey. Bakın şimdi burası 1. Sonra 1 eksi 2 sin x çarpı cos x nedir? Sin 2 x'tir. 2 sin kare x arkadaşlar güzel. O zaman şöyle bir şey oldu bakın. 2 sin kare x öbür tarafa atsak 1 eksi 2 sin kare x olur. Sin 2 x'i de öbür tarafa atarsak böyle sin 2 x olur. Bu da ne yaptı arkadaşlar? Cos 2x oldu. Doğru mu? O zaman cos 2x eşittir sin 2x geldi. Güzel. Bakın şimdi cos x eksi sin x eşittir kök 2 sin x. Bunu kullanacağım şimdi güzel bir şekilde. Sonra arkadaşlar cos x artı sin x isteniyor benden. Buna da t diyeyim. Taraf tarafa çarparsanız cos kare x eksi sin kare x oluyor sol taraf. Sağ tarafta Kök 2 sin x bir de bilmediğim t değeri. Dikkat edin. Cos kare x eksi sin kare x zaten neye eşittir? Yarım açıdan dolayı. Cos 2 x'e eşittir. soruda da Cos 2 x neye eşit çıkmıştı? Sin 2 x. O zaman sağ tarafta sin 2 x olması lazım arkadaşlar. Demek ki bu yeşille fosforladığım burası da sin 2 x olması için neye ihtiyacı var? Kök 2 sin x zaten var. O zaman bir de kök 2 cos x ile çarpmalıyım ki 2 sin 2x pardon 2 sin x çarpı cos x'e eşit olmuş olsun. Yani sin 2x'e eşit olsun. Bu şekilde bakın c şıkkı diyeceğiz cevaba. Onu da göstermiş olayım. Normalde cos 2x sin 2x'e eşitse bu ne zaman geçerli biliyorsunuz? 225 derecede ve 45 derecede. Yalnız 45 ve 225'i bu soruda kullanmak mümkün olur mu bilmiyorum. Bir düşünmek lazım. Ama gördüğünüz gibi dediğim gibi geç e, deminde sınavda bazen biraz o cevaplara da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hiç o 45 ve 225 muhabbetine girmeden cevap gelmiş oldu. Gelelim buraya. x kare eksi 4 x artı 1 denkleminin kökleri m ve n olmak üzere. abc dik üçgeninin dik kenarlarının uzunlukları m ve n birimdir. Sin 2 alfa nedir diye sormuş. Bakalım Şimdi dik üçgen bir kenarda dursun. Kullanabiliriz. M, N. E, kökler toplamı 4. Kökler çarpımı 1. Boşu boşuna bunu vermemiştir. Dik üçgen demiş zaten. ABC. Bir kenarı M, bir kenarı N. Şimdi sin 2 alfa nedir? 2 sin alfa çarpı cos alfa. Doğru mu? Şimdi ACB açısı böyle alfa verilmiş. O zaman ben şurada M kare artı N kare yani pisagordan AC'yi bulmam lazım ki sin alfaya ve kos alfaya cevap vereyim. Onu da nasıl yapacağız? Şimdi zaten M artı N'nin karesi M kare artı N kare artı 2 MN olduğu için. Burası 16. MN 1 olduğu için 2. Demek ki M kare artı N kare neymiş? 14. O zaman m kare artı kare Pisagor'dan artık burası da kök 14 oldu arkadaşlar. Özel bir şey yapmadan kendiliğinden geldi bakın. Sin alfa kök m şey kök m nereden çıktı pardon. m bölü kök 14 kos alfa n bölü kök 14 2 m bölü 14 m zaten kökler çarpımından bakın 1. Dolayısıyla 2 bölü 14 yani 1 bölü 7 oldu bakın. Burada da hafif bir yorum yaptık. Genelde bilgimizi kullandık. Kos 50 a eksi alfa 1 bölü 3 sin 170 artı 2 alfa ifadesinin değeri nedir? Bu indirgemeleri ben önemsiyorum açıkçası arkadaşlar. Çünkü sınavda güzel bir şekilde soruyorlar. Kendisi çok zor değildir ama bilgileri tamamen düzgünce ezbere bilmek gerekiyor. Ezbere bilirken de tabii ki birim çember bizim kurtarıcımız. Nerede artı, nerede eksi onlara dikkat ediyoruz sin ve kos için. Sonra zaten gerisi geliyor. O yüzden şimdi burada bir kere indirgeme yapacağız gibi görünüyor. 170, 50 falan yani acaba 180, 270 zorlarım ya da iki katına falan dikkat etmeliyiz. Bir şey ifade ediyor mu diye. Şimdi ilk etapta bakınca 170 artı 2 alfa ve 50 eksi alfanın hiçbir şekilde ee, bir alakası yok gibi duruyor gördüğünüz gibi. Ne yapmamız lazım? Eğer hiçbir alaka yoksa bir iki katını alıp denemek lazım. Yani birisinin iki katıyla diğerini toplayınca bir şey elde edebiliyor muyuz? Onun bir farkına varmamız lazım. Burada da dikkat ederseniz 50 eksi alfayı 2 ile çarparsanız 100 eksi 2 alfayla 170 artı 2 alfayı toplayınca bakın ne geliyor? 270. Ayete de Allah'tan süremiz var. O yüzden böyle denemeler yapabiliriz ama mantıklı deneyişler yapmak lazım. Bu şekilde gördüğünüz gibi toplamları özel açı mı, Yoksa birisinin iki katıyla diğerini toplayınca çıkarınca özel açı oluyor mu? Kontrol etmek lazım. Artık o zaman 50 eksi alfaya x diyeyim. Burada böylece bakın 2x olsun. Buna da uzatmayalım beta diyelim. 2x artı beta 270 derece. Soru benden neyi istiyor? Sin beta'yı. O zaman ben hemen beta gördüğüm yere ne yazayım? 270 eksi 2x yazayım. Böylece sin beta sin 270 eksi 2x hatta buradan da ne söyleyeceğiz? 270'te de isim değiştir. İkinci bölü üçüncü bölgede sinüs negatif. O yüzden eksi cos 2x'i soruyormuş arkadaşlar. Buna göre yapalım artık. Cos x dediğim o cos 50 eksi alfaydı. 1 bölü 3. Cos 2x nedir? 2 cos kare x eksi 1'dir. Bu yüzden 2 çarpı 1 bölü 9 eksi 1. Buradan da ne geldi? Eksi 7 bölü 9. Şu an cos 2x'i bulduk bakın. Ama bizden eksi cos 2x'i istiyordu. Önüne sadece bir eksi koyduğumuzda bakın buranın. Gitti artık orası. Eksi 7 bölü 9. 7 bölü 9'a döndü. Bu şekilde bakın. Yarım açılar tabii ki zaten önemli ama... 11. sınıf kısmında kullandığımız ve öğrendiğimiz şeyleri hep burada değerlendiriyoruz. Tabii fonksiyon olmazsa olmaz. Yani sonuçta trigonometride bir fonksiyon oluşturuyor. Trigonometrik fonksiyonlar var. E fonksiyon yorumunu böyle olur olmaz her yere sıkıştırabiliyorlar. O yüzden bu soruya da bir bakalım. Farklı versiyonlarına biz önceki dersler baktık. İki tane böyle ayrı ayrı fonksiyon çözmüştüm size trigonometri yardımıyla. Şimdi bu üçüncü model oluyor bununla birlikte. F tan x bölü 2 sin x artı cos x demiş. Ben yine arkadaşlar tan x bölü 2'ye bir a demek istiyorum. Sin x artı cos x'e nasıl geçiş yaparız? Ona bakacağız şimdi. Ee, sin x artı cos x'i bulmam lazım. O zaman ben tan x bölü 2'den nereye geçmeliyim birazcık? Tan x'e geçmeliyim. Tan x de neydi? X bölü 2'nin iki katı olduğu için 2 tan x bölü 2 bölü 1 eksi tan kare x bölü 2 olacak. Dolayısıyla 2a bölü 1 eksi a kare oldu arkadaşlar. Tan x'i böyle bulmuş olduk. Şimdi sin x artı cos x'e cevap verelim. Onu nasıl söyleyeceğiz? Ee, biz şimdi fa'yı bulmak istiyoruz burada. Sin x ve cos x'e mecburen artık şöyle bir dik üçgenden yararlanacağız gibi görünüyor. Şimdi sonuçta benim tan x bölü 2'yi tamam böyle yaptık f Sonucunda böyle a'ya bağlı bir şey çıkması lazım ki yapalım. Burada şöyle bir şey söyleyelim. Şurası 2a olsun. Burası 1 eksi a kare olsun arkadaşlar. Böylece artık sin x ve cos x'i de bulabiliriz. Ne deriz? Pisagor'dan 4 a kare... O, biraz orası pis olacak ama ya. Dur bakayım bir an heyecanlandık ama. 4 a kare a kare Eksi, e, eksi iki 2 ile çarparsak eksi 2 a kare. Sonra da ne oluyor? Bir de a üzeri 4 oluyor burası. Üf. Hiç soruda da öyle bir şey yok ya. O zaman başka bir şeyden deme, denemem gerekecek. Şimdi ne yapayım burada? Bir düşüneyim bakayım bir. Daha kolay bir şey elde etmek için. Tan x bölü 2'ye a dedik. O zaman x artı kosiksiniks artı nasıl yararlanırım? Var mı fikri olan? Ya normal aslında belki hani buradan da gelir ama çok göz ya buradan da geliyor ya tam geliyor geliyor. Bir an gözümü korkuttu ama buradan da yapabiliyoruz bakın. Şimdi şurayı hatta bir düzelteyim, orası 1 olacak. Buradan da geliyormuş ya. Zaten a üzeri 4... Başka türlü çok öyle yapma şansım kalmadığını fark ettim çünkü. Bak A üzeri 4 bunları toplayınca ne geldi? 2 A kare artı 1. E bunun karekökü zaten ne? A kare artı 1. Tamam ben bir an korkmuştum orası. A üzeri 4 çıkınca işin içinden çıkamayacağız zannettim. Ama Pisagor'dan da zaten hipotenüs arkadaşlar. A kare artı 1 geliyormuş ne güzel. Dolayısıyla artık FA dediğimiz işte sin olacağı için sin x artı cos Sin buradan ne yapıyor? 2a bölü 1 artı a kare. Sonra cos x nedir? 1 eksi a kare bölü 1 artı a kare. Böylece eksi a kare artı 2a artı 1 bölü a kare artı 1 oldu. E, a dediğimiz için artık tabii ki f'a bakın bütün soru a'ya döndü. Bundan sonra bütün a'ları x yapma hakkım var. Son hale getirdim bakın. Eksi x kare artı 2x artı 1 bölü 1 artı x kare de a şıkkı yapıyor. Bu şekilde yine üçüncü bir diğerlerinden farklı yine trigonometri yorumu yaptık. Ama burada dediğim gibi o biraz şurası korkutucu gelmişti gözüme. Allah'tan tam kareymiş. Devam edelim şimdi. Bir, dakika, bir saniye soruyu bir açmaya çalışacağım. Şurası niye gitmedi ya? Güzelsin. Heh, tamam kendine geldi. x artı y artı z 3 pi verilmiş arkadaşlar. Tan x artı tan y artı tan z bölü. Tan x çarpı tan y çarpı tan z nedir diye soruluyor. Ee, böyle bir soru karşınıza gelme ihtimali çok yüksek. Çünkü map sorusu vardı arkadaşlar. Benzer bir soru. O yüzden kitaplara da genelde koymaya çalışıyorlar bunları. Ee, hatırladığınız bir soru olduğunu düşünüyorum. Eğer toplam fark çözdüyseniz. Biz normalde tabii ki üçlü toplam bilmiyoruz. Ama burada şu x artı y artı z'nin 3 pi'ye daha doğrusu bunun esas ölçüsünü alırsak pi'ye eşit olması bizi kurtaracak. Nasıl olacak durum? Bir kere ben artık x artı y'nin pi eksi z'ye eşit olduğunu biliyorum. Yani 180 eksi z'ye eşit olduğunu biliyorum. O zaman tan x artı y'nin de tan 180 eksi z'ye eşit olduğunu bilirim. Böylece tan x artı y'nin de eksi tan z olduğunu gördüm. Tamam. O zaman şurada bir tan x artı y yapalım bakalım. Daha doğrusu tan x artı y'yi bir görelim. Şimdi bakın. Tan x artı y normalde nedir? Tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y'dir. Bunun neye eşit olduğunu biliyorum ben. Eksi tan z'ye çünkü tan x artı y'ye bakın. Eksi tan z'de. Buradan yararlanarak içler dışlar yapalım bakalım. Tan x artı tan y eksi eşittir. Eksi tan z artı tan x çarpı tan y çarpı tan z oldu. Artık arkadaşlar yukarıdaki tan x artı tan y yerine şu uzun ifadeyi yazacağım ve cevap gelecek. Eksi e, tan z hatta dur şöyle yapayım e, tamam yapmayayım bir şey normal devam edeyim eksi tan z artı tan x çarpı tan y çarpı tan z sonra artı tan z gelmiş güzel aşağıda da tan x çarpı tan y çarpı tan z var eksi tan z ve artı tan z birbirini götürdü tan x tan y tan z tan x tan y tan z sadeleşti Gördüğünüz gibi burada cevap 1 gelmiş oldu. Bu da çok bizi sıkıntıya sokmadı. Formülleri kullanmamız gerekiyor işte gördüğünüz gibi. Ne demiş? Hasan bir vantilatörü birim çember gibi hayal edip vantilatör içerisindeki eşit aralıklı OA, OB, OC kollarından oluşan pervaneyi şekilde bulunduğu konumdan itibaren O merkezi etrafında pozitif yönde 1330 döndürdüğünde A noktasının bu çember üzerinde A üssü noktasına denk geldiğini görmüştür. Buna göre A, A üssü noktalar arasındaki uzaklık aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir önce esas ölçü yapalım. Şimdi A açısı 40 derecelik bir açı yapıyormuş pozitif yönde. Şimdi 1330'un esas ölçüsü ne olacak? 360'a böldüğümüzde işte 1080 yani 250 250'ymiş. Demek ki bu pozitif yönde şöyle arkadaşlar 250 derece döndü, böyle bir yere geldi. 250 derece döndüğü için burada artık e, ne olmuş oldu? Buraya kaç kalıyor? 250 çıkarırsak 110 derece. Burası 110 derece oldu. O 40'ı da şu an hiç kullanmadım gördüğünüz gibi. Şimdi A geldiği yer böyle bir A üssü. Bizden ne istiyordu? A, A üssü arasındaki uzaklığı istiyordu. Birim çember dediği için buranın uzunluğu bir, buranın uzunluğu da bir. A, A üssüne x diyelim. Kosinüs teoremi yapacağım bakın. x kare 1 artı 1 eksi 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı kos 110'du doğru mu? Böylece x kare 2 eksi 2 kos 110 oldu hemen bu 2'den kurtulmak için hatta 2 parantezini alayım bakın daha iyi görün. 1 eksi cos 110. Hemen bu 1'den kurtulmak için cos 110 yerine ne yazarız arkadaşlar? 1 eksi 2 sin kare 55. Böylece birler gidecek bakın. Artı 2 sin kare 55 olacak. Buradan da x kare neye eşit oldu? 2 hatta 4 değil mi? 4 sin kare 55. Böylece x de buradan arkadaşlar 2 sin 55 ya da eksi 2 sin 55 olacak ki sin 55 zaten dar açı olduğu için eksi 2 sin 55 olma ihtimali yok. 2 sin 55 diyebiliriz zaten şıklarda var gördüğünüz gibi. Evet şekilli sorular önemli. Hafif çünkü buralarda trigonometri, hafif geometri birleştiriyoruz. Genel yorumumuzu yapıyoruz. Bunu da e, iki yolla benim gördüğüm kadarıyla yapabilirsiniz. Ben birisini tercih edeceğim şimdi bugüne özel olsun diye. Toplam fark yapıyoruz malum. Yarım açı da yapıyoruz aynı zamanda. Biraz ona uygun olsun. Şimdi e, teğet kiriş açılara dikkat edeceğiz. Lazım olabilir. Teğet kiriş açılarda malum e, gördüğü yayın yarısıydı. Yani A, e yarısı. Lazım olabilir onu kullanırız diye düşünüyorum. Şöyle bir çapı gören çevre açı 90 derece yapalım şu diğer açıya beta diyeyim. Bir noktadan indirilen teğetler eşittir. Yine beta olsun. EC uzunluğu böylece 16 olacak arkadaşlar. Sonra alfa artı beta 90 o kenarda dursun. Artık 2 alfa artı 2 beta da 180 olur. İkisini de 2 ile çarparsak bakın. Demek ki şu açıda 2 alfaymış. Burada 4'ü kullanayım. 4'ü nasıl kullanayım artık? Şöyle bir dik üçgeni, pardon dik yamuğu bir daha çizeyim. Şöyle bakın. 2 alfa. Şöyle bir dik indiririm. 4'tü, 4'tü. Tamamı 16 olduğu için 12 kalır. 20 olduğu için DC. Demek ki dik indirdiğim yükseklikte ne geldi? 12, 16, 20 üçgenden 16. Artık arkadaşlar e, ne istiyormuş benden bir bakayım? Kos alfayı istiyormuş. Şimdi Burada şunu söyleyebiliriz. Cos 2 alfa neye eşitti? 2 cos kare alfa eksi 1. Cos 2 alfa neye eşit? 16 bölü 20'den 4 bölü 5 sadeleştirince. Eksi 1'e öbür tarafa atayım. Artı 1 olsun. 2 cos kare alfa. Buradan da arkadaşlar ne olmuş oldu? 9 bölü 5. Bir de 2'ye bölersek ne oluyor? Buradan da e, 9 bölü 10 eşittir kos alfa. 3 bölü kök 10 buldum ama ben kos alfayı. Aa bir dakika dur hemen hatamı gördüm. Ben kos alfaya 16 bölü 20 dedim ya. Kos alfa arkadaşlar 12 bölü 20 olacak bakın şurada. Şöyle göstereyim. Ben 16 bölü 20 demişim. Düzeltiyorum hemen. 12 bölü 20 olduğu için 3 bölü 5. O zaman 8 bölü 10 oldu. Sadeleştirince 4 bölü 5 Eşittir cos kare alfa oldu. Böylece 2 bölü kök 5 bulmuş olduk cos alfayı.